Mutfaki saat geldiğinde elbet ölüm haliyle biz de halleneceğiz. Dolayısıyla alemlerin efendisinin bir hadisinde buyurduğu üzere her insanın semada iki kapısı vardır buyurulur. Nedir ya Resulallah o iki kapı? O birinci kapıdan o insanın rızkı gönderilir buyurur Efendi Hazretleri. Birinci kapıdan rızkını gönderir Allah. İkinci kapıdan ya Resulallah, ikinci kapıdan ise o insanın yapmış olduğu amel-i salihat Allah'a arz edilir. Değil mi? Bazen ecdadımızdan bize gelen deyimlerde, atasözlerinde ne derler? Cenaze haliyle, cenaze merasimlerinde rızkı tükendi, rızkı bitti. Yani yiyeceği bitti artık, dünyalık yiyeceği sona erdiği için öldü deriz. Hakikaten doğrudur. Semadaki o birinci kapıdan rızkı gönderilen kişinin semadan rızkı gönderildiğinde artık ölüm halini beklememiz gerekmektedir. Dolayısıyla Ömer Efendi'nin artık dünyalık rızık kapısı kapandı. Ama ve lakin biz inanıyoruz, öyle arzu ediyoruz ki ikinci kapısı olan amel-i salihat kapısı inşallah ilelebet açık kalır. Yapmış olduğu ibadet-i taatlar, hayr-ı hasenatlar, iyilikler ve güzellikler kıyamete kadar o kapıdan Allah'a arz edilir duygu ve düşüncelerimizle. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Sizlerden de hepinizden de Cenab-ı Hakk'ın razı ve memnun olmasını niyaz ederek artık merhumun bizim üzerimizden bir tek ricası isteği kalmıştır. O da kendisi üzerinde bulunan hak ve hukuklarımızı helal etmemizdir. Dolayısıyla merhum Ömer Efendi'yi hali hayatta kemali sıhhatliyken nice bilirsiniz. Merhumun üzerinde ahireti mütealik hak ve hukuklarımız var ise helal olsun mu? Helal olsun. Helal olsun mu? Helal olsun. Helal olsun mu? Arkadaşlık, kardeşlik, iş arkadaşlığı haklarımız helal olsun mu? Helal olsun. Helal olsun mu? Helal olsun. Helal olsun mu? Evlatlık, akrabalık, kısımlık haklarımız helal olsun mu? Helal olsun. Helal olsun mu? Helal olsun mu? Bir de muhteremler hepinizin malumudur ki Cenab-ı Hak buyurur, ey kulum huzuruma neyle gelirsen gel affederim. Rahmetim, mağfiretim o kadar geniştir. Lakin kul hakkıyla gelme. Ona kulum affetmedikten sonra ben de müdahale etmem buyurur. Merhum Ömer Efendi'nin üzerinde kul hakkımız dahi var ise helal olsun mu? Helal olsun. Helal olsun mu? Helal olsun. Cenab-ı Hak şahitliğinizi ve helalliğinizi kabule şayet buyursun. Amin.